Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda yapılacak. Kupa öncesi bir otelde basın toplantısı düzenleyen Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Mersin'in kendileri için çok önemli bir şehir olduğunu söyledi. Mersin bizim için çok önemli bir şehir. Beşincisini organize ettiğimiz bu Dünya Kupası her yıl önemini artırarak, katılımcı sayısını artırarak devam ediyor. Beşincisini organize ettikleri bu Dünya Kupası'nı her yıl katılımcı sayısını artırarak yapmaya devam ettiklerini kaydeden Çelen, günden güne her yılda daha kaliteli hale geldiğinden bahsetti. Hatırlıyorum ilk senelerde Akdeniz oyunlarından sonra yaptığımız yarışmalarda bu kadar çok katılımlı spor ülkesi gelmemişti. Günden güne, yıldan yıla bizim yaptığımız bu organizasyonların kalitesi, düzenliliği, Mersin halkının gösterdiği teveccüh, Mersin İl Müdürlüğü'nün, Mersin Valiliği'nin, Mersin Belediyesi'nin vermiş olduğu katkılar ve bizim ısrarla Mersin'de düzenleme talebimiz hem Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle hem de Dünya Cimnastik Federasyonu'nun yönetim kurulunun kararıyla Mersin'de yapılması onaylanıyor. Her yılda daha kaliteli hale geliyor. Bu yıl birçok ülkeden artık katılımcılar gelmeye başladı. Çok kaliteli sporcular Dünya Kupamıza, Challenge Kupamıza gelmeye başladı. Artık rol model sporcularının da olduğunu vurgulayan Çelen, 120 bin lisanslı sporcuya, 25 bin yarışmacı sporcuya ulaştıklarının bilgisini verdi. Bu kupada hedeflerinin çok büyük olduğunun altını çizen Çelen, finaller ve madalyalar beklediklerini belirterek sporcuların hepsine başarılar diledi. Yani burada bir iki sporcuyla katıldığımız Dünya Kupası'nda artık masayı dolduruyoruz. Burada hedeflerimiz çok büyük. Sporcularımızdan finaller ve madalyalar bekliyoruz. Tabii bu yarışmadan sonra bizim ana hedefimiz olan İngiltere'de bir dünya şampiyonamız var. Ve olimpiyatların ilk eleme müsabakaları. Bu yarışmalar bizim için hep hazırlık müsabakaları bir yerde görevde görüyor. O bakımdan sporcularımıza ben burada hepsine, antrenörümüze başarılar diliyorum. Uluslararası Cimnastik Federasyonu Erkekler Artistik Cimnastik Teknik Kurul Başkanı Arthur Mikevic ise Türk Cimnastik Federasyonu'yla çok üst düzeyde ilişkileri olduğunu belirtti. Milli sporcu Ferhat Arıcan da burada yarışmaktan çok mutlu olacağına vurgu yaparak dünya şampiyonasında takım olarak ilk 8'e girip dünya finali yapmak istediklerini söyledi. Öncelikle 5.sini düzenliyoruz World Challenge Cup'ın. O yüzden organizasyon anlamında hem sürekliliği, sürdürülebilirliği ve Türkiye'deki organizasyonun ne kadar iyi olduğunun göstergesidir bu. Ve seneye de Avrupa Şampiyonası yapılacak Antalya'da. O yüzden sadece Türk cimnastiğinin başarıları, yani sportif anlamında başarıları değil, organizasyon anlamında da başarılarını konuşmak gerekir. Bununla başlamak istiyorum. Dünya Şampiyonası öncesi son yarışmamız, son provamız. O yüzden takım için çok çok önemli bir yarışma. Bu yarışmada Dünya Şampiyonası'nda yapacağımız serileri deneyeceğiz. Ve Dünya Şampiyonası öncesi yapacağımız serilerin ne durumda olduğunu göreceğiz. Hazırız, şu an takım hazır ki bu yıl çok büyük başarılar elde ettik takım olarak. Takımın kaptanı olarak gerçekten gurur duyuyorum takımımla. Avrupa Şampiyonluğunda büyük bir başarı aldık, podyumdaydık. Akdeniz oyunlarında şampiyonluk elde ettik, İslam oyunlarında şampiyonluk elde ettik. Şimdi geriye en büyük hedefimiz kaldı, Dünya Şampiyonası. Dünya Şampiyonası'nda bu yıl takım olarak ilk 8'e girip dünya finali yapmak istiyoruz. Tarihte bir ilk olacak. Bugün başlayacak yarışmalar 3 gün sürecek. Organizasyonda ay yıldızlı formayı milli sporcular kadınlarda Bilge Tarhan, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız ve Derin Tanrı'ya Şükür, erkeklerde ise Ferhat Arıcan, Ademe Asil, İbrahim Çolak, Mehmet Ayberk Koşak, Sercan Demir'le Onur Çelik temsil edecek.